Evet. Akıl erdirmesi çok ama çok zor bir iddia Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Bu sadece Türkiye değil, dünyanın neresinde olursa olsun insan olanı buruklaştıran bir olay. İsmail Ağa cemaatine bağlı İranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel'in kendi öz kızını henüz 6 yaşındayken imam nikahı ile evlendirdiği iddia edildi. Ve bunu iddia eden kişi ise henüz 6 yaşındayken imam nikahı ile evlenen o küçük kız çocuğu. İddiası şu, 6 yaşında imam nikahı ile babamın cemaatinden 29 yaşındaki tanımadığım birisiyle evlendirildim. Ve 6 yaşından itibaren cinsel istismara birden fazla olmak üzere uğradım. 6 yaşından bir kız çocuğundan bahsediyoruz arkadaşım. Henüz 6 yaşında. Bu iddia Türkiye gündemine düştü. Ve tabii ki ben de herkes gibi araştırmak istedim. Ailenin yapacağı açıklamaları bekledim ki onlar da olaydan birkaç gün sonra anne baba olmaksızın sadece kardeşleri ekran karşısında açıklama yaptılar ve tabii ki de yalanladılar. Hepsini bu video içerisinde inceleyeceğiz. Ama şunu da unutmayın. Ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. İsmail Ağa cemaatine bağlı bir vakfın kurucusu olan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı Hatice 1998 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya gelir. Kız çocuklarının okutulmadığı bir ortamda büyüyen Hatice, ifadesinde Çengelköy'de yaşarken babasının kendisini 29 yaşındaki Kadir İstekli ile imam nikahı kıyarak evlendirdiğini söyledi. Ardından babası tarafından karşı komşuları olan Kadir İstekli'ye gönderildiğini söyleyen Hatice, o evde cinsel istismarın başladığını belirtti. Bunların kendisine o dönem bir oyun olarak aktarıldığını ifade eden Hatice, ''Ben ağladım, Kadir İstekli ise evlendiğimizi söyledi. Annem, babam nasıl evliyse bizim de öyle evli olduğumuzu anlattı. Sen benim karımsın, ben senin kocanım.'' dedi. ''Evliler böyle oyunlar oynar ama bu oyun kimseye söylenmez.'' dedi. ''Annem ile babam Kadir'e damadım diyorlardı.'' dedi. İlk zamanlarda yaşananlara annesinin karşı çıktığı iddia edilirken, babasının annesi evde olmadığı zamanlarda Hatice'yi Kadir İstekli'nin evine gönderdiği ileri sürüldü. Hatice'ye 13 yaşındayken nişan yapıldığı, 14 yaşına geldiğinde de düğün yapıldığı söylendi. 2012 yılında annenin Hatice'yi hastaneye götürdüğü ve muayeneden sonra doktorun polise haber verdiği belirtilirken, anne ve 14 yaşındaki Hatice'nin kendilerine ezberletilmiş olanları söylediğini aktardı. Buna göre Hatice'nin o dönem 17 yaşında olduğunu söylediği ve kendi rızasıyla evlendiğini anlattığı öne sürüldü. Kemik yaşı testine de 21 yaşındaki bir kadının sokulduğu iddia edilirken, o süreçte soruşturmanın kapandığı ifade edildi. Hatice ise 17 yaşına geldiği zaman anne olduğu ve radyoda dinlediği bir programda yaşadıklarının oyun olmadığını, cinsel istismara uğradığını anlattı. İfadesine göre sonrasında yeniden içine kapanan Hatice'ye 18 yaşına geldiği zaman resmi bir nikah yapıldı. Hatice sosyal medyada tanıştığı bir kadına yaşadıklarını anlattığını, kadının kendisine kocasıyla konuşmasını kaydetmesini ve şikayetçi olmasını söylediğini ifade etti. İşte o ses kaydında da şunlar var. Ben size ses kaydında buldum. Teker teker okuyacağım. Hatice şöyle diyor telefonda Kadir İstekli'ye. 6 yaşında nikahımız kıyılmasaydı. Keşke babam ilişkiye izin vermeseydi. Yani bu sıkıntıların hiçbiri olmazdı. Kadir şöyle cevap veriyor. Var mı yapacak bir şey? Onu söyle. Dönebiliyor muyuz geri? Hatice diyor ki ama telafisi de olmuyor. Kadir yani bir hatadır. Yanlış bir şey. Ha şu an ben kendi kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm. Ama o şekil bir şeye müsaade eder miyim? Etmem. Hatice diyor ki, babam nasıl düşünmedi bunu? Kadir şöyle cevap veriyor. Hoca efendi her şeyi dört dörtlük mü düşünüyor? Bırak sen de Allah Allah. Hatice hala masum bir şekilde şunu söylüyor. Yani kızım daha küçük, 6 yaşında. İlişkiyi kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? İnsan bunu bilemez mi? Kadir'in verdiği cevap aynen şu şekilde. Ben seni öyle görmemiştim. Öyle gittim işte. Ufaklığın öyle geçti dediğim gibi. Ne bileyim ya. Hatice de en son şunu söylüyor. Annem saçlarımı tarar, senin yanına gönderirdi beni. Hatice Hanım'ın abisi Muhammed Sıktık Gümüşel, kardeşi Fatma Betül Gümüşel ve bir diğer kız kardeşi Ayşe Hümeyra Gümüşel yaptıkları açıklamada ablamızın psikolojik sorunları vardı. Hatta bu sorunlarda ikinci çocuğunun doğumunu beklerken düşük yapmasından sonra başladı diyorlar. Ve ablam bu olaydan etkilendiği için sürekli onunla gülmek, eğlenmek, iyi vakit geçirerek ona iyi davranarak destek olmaya çalışıyordu. Bunu da en çok annemiz ve babamız söylüyordu. Şimdi kızı hakkında böyle düşünen anne baba, o kızını 6 yaşında cinsel istismara itekler mi diyerek karşı bir açıklama yaptılar. Savunmaları kısaca, psikolojik sıkıntıları var, biz böyle bir şey görmedik, bilmiyoruz, olsaydı da müsaade etmezdik diyorlar. Hatice Hanım tarafından bu
olayı kanıtlamak için savcılığa verilmiş ve medyayla paylaşılmış 6 yaşında gelinlik giydiği ve 13-14 yaşında nişanlandığı günlerden fotoğraflar mevcut. Abi Gümüşel'e sorulan sorulardan bir tanesi de 6 yaşında gelinlik ile fotoğrafları var. Bunu nasıl açıklarsınız? Abi Gümüşel şöyle diyor. Hepimiz hafızız ve zamanında hafızlık eğitimlerimiz sırasında ailemiz etkinlikler yapardı. Hafızlığa başlarken, bitirirken bizleri motive etmek için etkinlikler olurdu. Kız kardeşim Hatice gelinlik giymeyi çok isterdi ve hafızlığa başlayacağı esnada biz ailesi olarak ona özellikle bir gelinlik diktirip tanıdığımız bir stüdyo fotoğrafçısından fotoğraf çektirdik. Eğer ki o gelinlikle olan fotoğrafları düğün fotoğrafı olsaydı, neden yanında damat yok diyerek kendi tezini savunuyor. 13-14 yaşlarındayken nişanından olan fotoğraflarında yanında damat var çünkü o gün nişanlandı diyor. Şunları da ekliyor. 13-14 yaşlarında nişanlandı. Hiçbir şekilde baskı altında kalmadan ve tamamen kendi özgür hür iradesiyle evlendi. Hatta düğün sürecinde sadece biz değil bütün ailemiz ve sevenlerimiz o zamanlar Hatice'nin mutsuz veya zorla nişanlandığını görseydi bize karşı çıkarlardı. Herkes çok mutluydu. Biz kimseden farklı bir tepki almadık diyor. Abi Gümüşel şunları da söylüyor. Hatice psikolojik sorunlarından dolayı evinden kaçtı. Bütün İstanbul'da onu aradım. Emniyete gittim, telefonuna ulaşmaya çalıştım, bulamadım. Fakat ertesi gün emniyetten ifadeye çağırdıklarında bu iddialarla karşılaştık diyor. Evden kaçtıktan 5-6 ay sonra beni özel bir numaradan Hatice aradı ve kendisi bir kurumda olduğunu, telefonunu her zaman kullanamadığını söyledi. Ben abisi olarak senin yanındayım, biz ailen olarak senin yanındayız. Boşanmak istiyorsan boşan, biz senin aileniz, gel biz çözelim diyerek yaklaştım diyor. Bir diğer görüşmemizde bu olaydan sonra annem ve diğer kız kardeşlerimle birlikte yeğenimi yani çocuğunu okuldan alacağı esnada onun yanına gittik ve onunla görüştük diyor. Hatta şunları da ekliyor. Kardeşim benim omzuma yaslandı, ağladı. Fakat geri kuruma gideceğini söyledi ve gitti. Kendisi gittikten çok kısa bir süre sonra çocuğunu da gidip kuruma teslim etmeme rağmen bize çocuğumu kaçırmaya teşebbüs ettiler diyerek bir suç duyurusunda bulundu. Daha sonrasında da hiçbir türlü görüşmedim ve sonrasında da anlaşmalı olarak boşandılar zaten. Biz ailesi olarak onun banka bilgilerine ulaşıp maddi anlamda destek olmaya devam ettik diyor. Şimdi burada ailenin iddialarının da hepsinin kanıtlı olduğunu söylüyorlar. Aklımı karıştıran en büyük konu Hatice Hanım'ın hiçbir uzman tarafından psikolojik olarak tanı almamış olması. Hani aile diyor ya psikolojik sorunları vardı. Uzmanlar tarafından hiçbir şekilde tanı almamış. Fakat ilaç kullanıyordu. Tanısı var mı yok mu bilmiyorum diyor abisi. Eğer tanı yoksa psikolojik olarak hastaydı iddiaları boşa düşer ve Hatice Hanım'ın iddiaları daha da kuvvetlenir. Ses kaydı için ailenin avukatı da şunları söylüyor. Ses kaydı bütün olarak incelendiğinde karşı tarafın Kadir İstekli'nin ağzından belli sorulara cevap alması şeklinde oluyor. Ve Kadir İstekli o ses kaydında tartışma büyümesin, tamam senin dediğin gibi olsun, sen ne dersen o şekilde tartışmayı sonlandıracak cevaplar vermiş. Sırf Hatice sussun diye. Şimdi biraz önce avukatın söylediği şey bana tamamen bir bahane gibi geldi ve bunu aynı şekilde Kadir İstekli de söylüyor. Sadece sussun diye, ne derse doğru yanlış, ne derse tamam deyip geçtim diyor. Mahkemenin ilk duruşması Mayıs ayında. Şu anda yaşananlar ve iddia edilenler sizlere sunduğum kadar. Eğer ki ortada çıkacak yeni bilgiler doğrultusunda yeni bir bilgilendirme videosu istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı esirgemeyiniz. Bu arada ben bir çocuk gelişimciyim. Bu konunun bir de çocuk gelişimci gözünden bakılmasını istiyorsanız bunu da yorumlarda belirtiniz. Ben her şeyi anlattım, yorumlamak size kalmış. Selametle.